أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات
ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العظيم الفاتحة Merhaba sevgili izleyiciler. Rahman ve Rahim Yüce Allah adıyla. Yaratıcımız, alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz hamd ve şükürler olsun. Müjdecimiz, rehberimiz, kainatın medarı iftarı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ahline ve ashabına da nihayetsiz salatu selam olsun. Kardeşlerim, bugünkü konumuz sözü doğru, özü doğru olabilmek. Konumuza bir hadis-i şerifle, Efendimizin güzel hadis-i şerifiyle başlamak istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sizi şüphelendiren şeyleri bırakın. Seni şüphelendirmeyen şeye bakın. Doğruluğa bakın. Doğruluk kalbin huzur bulmasıdır. Sükunete ermesidir. Doğruluğun zıttı yalancılık ise şüphedir. Şüpheden ibarettir. Bundan da kaçının. Dinimiz İslam. İslam'ın nuru Mekke topraklarını aydınlatmaya başlayalı 3 yıl olmuştu. Bu esnada Müslümanların sayısı az idi. Müslümanlar gizliden gizliye Rabbimize kulluk ediyor, ibadetlerini yerine getirmeye çalışıyorlardı. Risaletin 4. yılına giderken Rabbimiz elçisinden, Efendimiz'den daveti daha da yaymasını, yakın akrabalarını da uyarmasını istedi bildiğiniz gibi. Yakınlardan başlamak gerçekten zor bir görevdi. Acaba yakınları nasıl bir tepki verecek diye Efendimiz düşünmeye başladı. Sahte ilahları bırakacaklar, bir olan Allah'a mı ibadet edecekler? Atalarının dininde ısrar mı edeceklerdi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce en yakın akrabalarını, yani Abdülmuttalip oğullarını İslam'a davete başladı. Sonra da Safa tepesinde yüksekçe bir yere çıktı. Olağanca gücüyle ya sabahah, ya sabahah diye haykırdı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Araplar bu kelimenin ne anlama geldiğini çok iyi biliyorlardı. Zira düşman saldırırken bu söylenirdi. An meselesiydi düşmanın gelmesi. Böyle bir çağrı için kullanılırdı bu lafız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi işitenler hemen huzuruna dizildiler. Karşısına dikildiler. Gidemeyenler de olup bitenleri öğrenmek için hemen adamlarını gönderdiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben size şu vadinin arkasında size saldırmak isteyen süvari birlikleri var desem bana inanır mısınız diye sordu. Orada bulunanların hepsi hep bir ağızdan evet diye cevap verdiler. Biz senin bugüne kadar yalan söylediğini hiç görmedik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman ben sizi şiddetli bir günle uyarıyorum. Şiddetli bir azaba karşı uyarıyorum. Bu belki de kalabalığın oradaki bulunanların hiç beklemediği bir şeydi. Onlar savaş çağrısı gibi bir şey bekliyorlardı. Savaş var mıydı diye düşündüler. Peygamberimizin ilk önce amcası Ebu Leheb karşı çıktı. Sonra diğerleri karşı çıktı. Halbuki onlar çok iyi biliyorlardı ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o güne kadar asla ağzından bir tek kelime bile yalan çıkmamış ve yalan söylememişti. Zaten ona yalan söylüyorsun da diyemediler. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğruluk timsaliydi. Efendimiz'e onların verdikleri bir lakap, bir ünvan vardı. Muhammedül
emin idi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu niteliğiyle, güvenilir insan niteliğiyle biliniyordu. Doğruluğun en güzel örneği idi Peygamberimiz. Yüce dinimiz de değerli kardeşlerim, erdem olarak doğruluğu ilk sıraya alır. Doğruluğu teşvik eder. Müminler önce Allah'a yürekten inanırlar. Sonra da özü sözü bir olur müminlerin. Müminler sözlerine sadıktırlar. İmanlarına sadakat gösterirler. Doğru olan müminler bilirler ki doğru olanlara mükafatlar nihayetsizdir. Doğruluk ve iman arasında da sıkı bir bağ vardır. Çünkü insanın Rabbine karşı ilk önce sadık olması, onu tasdik etmesi, sonra da bütün niyetlerimiz, eylemlerimizin hepsinin doğru olması, tutarlı olması, birbiriyle örtüşmesi lazım. Biz ancak bu şekilde imanımız, Allah'a olan imanımız sadakat içerisinde, niyetlerimiz, aklımız, eylemlerimiz hep doğruluk içerisinde olur ise sırat-ı müstakime ulaşabiliriz. Bu nedenle söz ve davranış bütünlüğümüzün olması lazım. Söz ve davranışlarımız birbirini çeliştirmemesi lazım, çelişkiye düşürmemesi lazım. Hele Rabbimizin gönderdiği bütün Peygamber Aleyhisselam'ın özelliklerinden ilk öncesi doğruluktur. Bu açıdan bizim de en önemli vasfımız doğruluk olmalı. Söz gelimi bir Müslüman hoşlanılmayan bazı özelliklere sahip olabilir. Olaylar karşısında korkak tavırlar sergileyebilir. Ama bir mümin için asla yalancı olması kabul edemez. Müminin kalbi, imanının ve doğruluğunun merkezidir. Nasıl ki küfrün yuvalandığı bir kalpte iman, hıyanetin kök saldığı, hıyanetin bulunduğu bir kalpte sorumluluk, emanet bulunmazsa, yananın kararttığı bir kalpte de asla doğruluk barınamaz. Bu yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Mümin yalan söyler mi ya Resulallah dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuştuğu zaman yalan söyleyen kimse Allah'a ve ahiret gününe tam anlamıyla inanmamıştır buyurdu. Bu açıdan kardeşlerim, huzurlu bir toplum için, ilişkilerimizin sağlıklı gitmesi için yalandan uzak durmak lazım. Dürüstlüğü esas almamız lazım. Çevremizde, etrafımızda, bulunduğumuz ortamlarda yalan ne kadar yayılırsa, yalanla birlikte dedikodu yayılır. Dedikodu da bizi birbirimize düşürür, buğziyet getirir, düşmanlık getirir, kavga getirir, kaplaşma getirir. Kaplaşmanın, buğziyetin, adavetin olduğu yerde huzur olmaz, güven olmaz. Kimse de böyle bir toplumda da yaşamak istemez. Dolayısıyla hem bizim ailemiz açısından, memleketimiz açısından, toplum olarak huzurlu olmamız için yalandan uzak durmamız gerekir. Yalan bizim fıtratımıza aykırıdır. Rabbimiz bize çok güzel bir fıtrat verdi. Günah kirinden de müminin uzak olması lazım. Asla güzel müminin kalbinde yalan barınamaz. Müminin kalbi rahatsız olur yalandan. Doğruluk karşısında ise müminin yüreği, kalbi, gönlü huzur bulur. Huzuru sağlamak adına konuştuğumuz zaman dikkatli davranmalıyız. Sözümüzü ölçmeli, biçmeli, her düşündüğümüzü, her duygu duyduğumuzu dile getirmemeliyiz. Yani bu konuda acele etmemeliyiz. Aksi takdirde kolayca çok konuşma, her duyduğumuzu nakletme bizi yalana düşebilir. Yalana düşme ihtimalimiz çok yüksek olabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle uyarır bizi. Her duyduğunuz söylemesi kişiye günah olarak yeter buyurur. Sözleriyle, davranışlarıyla bizlere en güzel örnek olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi yalandan oldukça uzak durmuş. Yalancı insanlardan kaçmış. Bizlere de demiş ki yalandan uzak durun demiş. Yalan söylese o kişinin hemen tövbe edip günahından arınmasını istemiştir Efendimiz. Ve özellikle kardeşlerim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalanın nifak alametlerinden döneklik yani münafıklık
alametlerinden olduğunu haber veriyor. Bildiğiniz gibi münafık, iki yüzlü dönek insanın alameti üç diyor Efendimiz. Söz söylediği zaman yalan söylüyor. Vaat ettiği zaman vaadinde durmuyor. Efendim kendisine bir şey emanet ediliyor, o emanete hıyanetlik ediyor. Bununla birlikte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalanın insan ilişkilerine ne kadar zarar verdiğini de şöyle söylüyor. Bir konuda seni tasdik ettiği, sana inandığı halde kardeşine yalan söylemen ne kadar büyük bir ihanettir. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söz konusunda çok hassas davranmamızı istiyor. Yalana götüren her türlü davranıştan uzak kalmamızı istiyor. Ve özellikle bakınız, çok basit almayın buyuruyor. Hani çocuklara bazen onları oyalamak için yalan söylemeyi, yalandan şaka yapmayı bile Efendimiz yasaklamış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalan konusunda çok titiz davrandığı gibi yalan söyleyenlerin de kıyamet gününde, o dehşetli günde karşılaşacakları akıbeti de bildirmekte ve o cehennemlikler arasında yalancıların da olduğunu, yalanları dolayısıyla kıyamet günü yüzlerinin kapkara, simsiyah kesileceğini. يَوْمَ تَبْيَظُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ. O gün bir takım yüzler ağaracak ama bir takım yüzler de kapkara, simsiyah kesilecek yaptıklarından dolayı olacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalancıların cehennemde ağır bir işkence göreceğini söylüyor. Doğruluğu savunmak, doğruyu söylemek zor olsa da bunu söylemeliyiz. Asla vazgeçmemeliyiz. Biz çünkü yaratıcımıza inandık, Rabbimize inandık. Âmentü billah, âmentü billah. Biz inandık ve sümmestakim buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Müminler inerlediğine galu rabbunallah sümmestakamu. Onlar Allah'a iman ettik derler, inanırlar ve dost doğru olurlar buyuruyor. Bu açıdan biz yalandan kaçınacağız. İman ettik, Rabbimize söz verdik, doğru olacağız diye hayatımızı doğrulukla bezeyeceğiz ve güzelleştireceğiz. Kitabımız Kur'an-ı Kerim bu tür kimseleri, bak nasıl da Allah karşısında hani yalan söyleyenleri söylüyor, nasıl yalan uyduruyorlar apaçık, efendim bunlara günah olarak yeter buyuruyor. Halbuki Allah'a karşı yalan uyduranlar, en kötü şey bu. Rabbimize karşı yalan uyduranlar var. Efendim ayetlerini yalanlayanlar var. En büyük yalancılar da Allah'a karşı yalan uyduranlar. Onlar en büyük zalimler. Rabbimizin yüzüne bakmayacağı, lanet edeceği, rahmetinden uzak tutacağı insanlardır onlar. En büyük yalan Rabbimize karşı yalandır. Sonra da yalanların en büyüğü Efendimiz hakkında sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber aleyhisselam adına yapılan yalanlardır. Onlar da çok çirkindir. Ahirette de o insanlar, peygamberler hakkında da yalan söyleyenler ağır cezalara düşecekler. Allah'ı inkar etmek, o da bir hakikati yalanlamaktır. Resulü hakkında yalan söylemekten geri durmayanlar, onun peygamberliği hakkında ileri geri konuşanlar oldu. Geçmişte de şimdi de konuşanlar var. Bunlar en büyük isnattır, en büyük zulümdür, haksızlıktır bunlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adını güzel yerlerde kullanmalı mümin, özellikle adını kullanırken dikkat etmeli, sözlerini söylerken, hani Rabbimizin ayetlerini başta söylerken, Efendimizin hadislerini söylerken çok iyi bildiğimiz ayet ve hadisleri söyleyelim. Asla onlara ilave yapmayalım. Aksi takdirde ağzımızdan kaçacak bir şey Rabbimiz adına, Efendimiz adına yalan söylemiş oluruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, benim adıma yalan söylemek başkasının adına yalan söylemekten daha büyüktür, daha büyüktür. Böyle aynı tutamazsınız. Bunlar bir değildir demiştir. Kim benim adıma kasten yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O açıdan kardeşlerim, din adına konuşurken özellikle doğru şeyleri, doğru bildiğimiz şeyleri söylemeliyiz. Asla naklettiğimiz şeyler zayıf şeyler olmamalı. Kendi hevamızdan, nefsimizden uydurduğumuz şeyler olmamalı. Allah muhafaza buyursun. Bunlar vebal gerektirir.
bunlar bize ağır sonuçlar gerektirebilir. Allah muhafaza buyursun. Bazı durumlarda doğruyu söylemesi çeşitli sorunlarla da bizi karşılaştırabilir. Neden olabilir? Sorunlarla karşılaşabiliriz. Bu zamanlarda doğruyu söylemek zor olmakla birlikte nihayetinde yalana başvurmadan dürüst davranmalıyız. Neticede doğru söyleyen bin köyden kovulsa da Allah katında da insanlar katında da kazançlı çıkacak o kişidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Tebük Seferi hatırlayınız olmuştu. Tebük Seferi'ne hiçbir mazereti olmadan katılmayan fakat münafıkların yaptığı gibi peygamberimize çeşitli yalanlar bahane uydurmayan sahabe vardı. Mesela Ka'b bin Malik gibi, Murare bin Rebi'a gibi. Bunlar Hilal bin Ümeyye, üç sahabi dünyaları ve efendim utançları yüzünden dolayı dünyaları başına yıkıldı. Ama nihayetinde doğru söylediler. Gerekçelerini ortaya koydular. Doğru olmaları sebebiyle Rabbimiz onları affetti. Doğruyu söyleyenler dünya hayatında geçici zararlara uğrasalar da nihai olarak kıyamet gününde Rabbimizin buyurduğuyla anıları ak olacak, defterleri ak olacak ve Rabbimiz kıyamet gününde o insanları mükafatlandıracaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün vaazında dedi ki siz bana 6 şeyi garanti edin. Ben de size Allah adına cenneti garanti edeyim. Rabbimden sizin adınıza ben cenneti isteyeyim buyurdu. Ve ilk sırada şöyle buyurdu Efendimiz. Konuştuğunuz zaman doğruyu söyleyin. Allah Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalan söylemeyi terk edenlerin cennetin ortasında bir köşkle mükafatlandırılacağını söyledi. Cennetin ortasında Allah onlara bir köşk verecek buyurdu. Bu açıdan dinimiz İslam, güzel dinimiz İslam, söz ve davranışlarda hep doğruluğu esasıdır. Başka bir çarenin kalmadığı zorunlu durumlar, zaruri bir takım durumlar olabilir. Yalan söylemeye de efendim isim vermiş ama bunlara da dikkat etmek lazım. Onlar hangileri? İnsanların arasını düzeltmek için. O seni çok seviyor gibi, seviyordur ama çok seviyor gibi. Bu tür insanların arasını düzeltmek için. Hayırlı bir amaç vardır. Hayırlı bir amaca sadece ufak tefek yalanla ulaşılabilecekse bu durumlarda yalanı caiz görmüş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç şey demiş. Birisi işte kişinin yuvasının huzurunu düşünerek eşini memnun etmesi için, küs olan insanları barıştırmak için ve savaşta milletin, memleketin, ordunun menfaati için düşmana yalan söylenebileceğini Efendimiz haber vermiştir. Hendek Savaşı'nda Müslüman olduğu halde kafirler tarafından bilinmeyen Nuaym bin Mesud düşman arasında fitne sokabilmek için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yalan söyleyebilir miyim ya Resulallah demiş. Efendimiz sen söyle demiş. Bu konuda serbestsin buyurmuştur. Evet kardeşlerim yani bu üç nokta önemli ama bunun dışında asla istisnai bir durum yok. Müslüman daima doğruluğu tercih etmek zorundadır. Doğruluk kazançtır, büyük bir kazançtır. Neticesinde dünyada da hayır vardır, dünyada da ahirette de güzellik vardır. Müslümanlar doğru sözlü insanlardır. Kur'an-ı Kerim'de müminlerin doğru olmaları gerektiği, doğru insanlarla birlikte oldukları söylenir. İnansız insanlar ise onların değer dünyaları yıkıktır. Onların değer dünyalarında doğruluk yoktur. Onlar sözü özü bir insan değillerdir. Ama Müslümanlar sözü özü bir insanlardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının her yönünde doğruluk var. Her tavrında güzellik var. Peygamberimizin hani çokça buyurur da Efendimiz, Festakim kema ümürte, emrolunduğun gibi dost doğru emri Efendimiz'i çok düşündürmüştür. Çok düşünmüş, uyuyamamış hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bize, biz müminlere, Âmentü billah, sonra da dost doğru ol. Sümmestakim, Allah'a inandım, sonra dost doğru ol. Bunu çokça söylemiş Efendimiz. Yani bu ayet bize, Allah'a inandım de, dost doğru ol cümlesi, bu bize sözlerimizde, eylemlerimizde, davranışlarımızda hep istikamet üzere olmamızı söylüyor. Özellikle Rabbimiz bizden bunu istiyor. Müslümanın gönlü güzeldir. Bu güzel gönülde
doğruluk barınmalı, güzellikler barınmalı. Rabbimizin razı olmayacağı haller olmamalı. Yalan kalbimizi kirletir, pisletir. Bizim ebedi mutluluğumuzu zedeler kardeşlerim. Doğruluk, bir yani güzellik, her türlü kötülükten uzak olmak, salih amel. Salih amel, hani imanla birlikte kitabımızda çokça zikredilir. Salih amel, güzel ameldir, doğru eylemlerdir. Bu eylemler, iman ve güzel eylemler bizi cennete ulaştıracaktır. Yalan ise bütün kötülüklerin temeli. Doğruluk, dürüstlük, bunlar güzel şeyler. İnsanın vicdanını huzura kavuşturur, ailesine huzur verir, toplumuna huzur verir. İnsan dünyasını aydınlatır. Güzelliği, doğruluğu kim sevmez ki? Herkes sever. Sadece Müslümanlara değil, bütün insanlığa biz doğrulukla davranmalıyız. Hayatımızın temeli, ilkesi olmalı. Bunu esas almalıyız. İşte o yüzden inşallah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğuyla doğruluğu iyi bir kul olmaya gayret etmeliyiz. İyi kulluk da bizi cennete götürecektir. Cemalullah'a götürecektir. Rabbimizin huzurunda yüzümüzü ak edecektir. Onun huzurunda utanmadan, efendim gururla, onurla duracağız inşallah. Muhakkak ki doğruluk Efendimizin söylediğiyle iyiliklere götürür. Bu iyilikler de bizi cennete götürecektir. Kişi doğruluğa alışmalı, doğruluğu söyleye söyleye kişi doğrular insanlar arasında olur. Sıddık, sıddıklar arasında, hani peygamberlerle birlikte olan insanlar arasında olacak. Ama yalandan Efendimiz buraya sakının, yalan söyleyen kötülüğe de düşer. Bu kötülük insanı cehenneme götürür. Yalan söyleyen insan Allah muhafaza, kitapta Allah'ın efendim levh-i mahfuzda yalancı olarak yazılır. Onun da akıbeti zaten hüsran olur. Rabbim bizi doğruluktan ayırmasın, doğrulardan ayırmasın. Düşüncelerimizi, kalbimizi doğrulukta sabit eylesin inşallah. Allah doğrularla beraber eylesin efendim. Şimdi de duamıza geçelim inşallah. Buyurun. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbimiz, Halikimiz, Yaratıcımız, huzuruna geldik ya Rabbi. Bizi senden ayırma ya Rabbi. Bizi senden ayırma ya Rabbi. Biz senin zatını bildik ya Rabbi. Sana iman ettik. İmanımızı her türlü kötülükten, şirkten, fısktan, fucurdan muhafaza eyle. İmanımızı doğru eyle ya Rabbi. Rabbim bizi kendi halimize, nefsimize bırakma ya Rabbi. Göz açıp kapayıncaya kadar bırakma ya Rabbi. Bizi günahlarımızla baş başa bırakma ya Rabbi. Bize sabır ver ya Rabbi. Bilerek bilmeyerek yaptıklarımızdan ya Rabbi, kötü şeylerden sana sığınıyoruz. Yapabileceğimiz kötülüklerden sana sığınıyoruz ya Rabbi. Bu dünya hayatında, dünya çölünde bizi sensiz bırakma ya Rabbi. En güzel isimler, en güzel vasıflar sana aittir ya Rabbi. Sen seni övgülediğin gibisin. Sen seni anlattığın gibisin ya Rabbi. Biz seni seviyoruz ya Rabbi. Sen Erhamur Rahim'insin ya Rabbi. İkram sendendir, rahmet sendendir. Her türlü güzellik sendendir. Seni noksanlıklardan uzak tutuyoruz. Tenzih ediyoruz ya Rabbi. Biz sana gönülden iman ediyoruz ya Rabbi. İmanımızı yakîn eyle. İmanımızı ya Rabbi gavi eyle, kuvvetli eyle ya Rabbi. Dininde kalbimizi sabit eyle ya Rabbi. Kalbimizi güzelliklere meylettir. Dünya ve ahirette bize güzellikleri ihsan et ya Rabbi. Senden rızanı istiyoruz ya Rabbi. Rızana kavuştur ya Rabbi. Rızan, hoşnutluğun doğrultusunda bize güzel işler yapmayı nasip et ya Rabbi. Gönlümüze güzellikleri işleme iştiyakı, arzusu ver ya Rabbi. Biz senden yakınlık talep ediyoruz ya Rabbi. Cennette Efendimiz'e yakınlık nasip et ya Rabbi. Senden ayırma ya Rabbi. Peygamber aleyhisselamlardan ayırma ya Rabbi. Müminler topluluğundan ayırma ya Rabbi. Müminlerle beraber eyle ya Rabbi. Fitneci insanlardan muhafaza eyle. Gönlümüze dirlik ver. Ailemize, memleketimize, dünyaya birlik ver. Huzur ver ya Rabbi. İnsanlar sana dönsün ya Rabbi. Tevbe etsinler. Seni bulsunlar, seni bilsinler ya Rabbi. İnsanlar işledikleri günahlardan dolayı nedamet duysunlar ya Rabbi. Sana verdiğimiz sözleri yerine getirme gücü ver ya Rabbi.
şeytanın şerrinden, layin olan iblisin şerrinden, kötü insanların şerrinden sana sığınıyoruz ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, ölmüşlerimize rahmet et, atalarımıza rahmet et ya Rabbi. Onların günahını sevaba tebdil eyle, onların kabirlerini pür nur eyle, hasenetlerini ziyade eyle, kıyamette akıbetlerini hayır eyle. Daim senden güzellikler, nimetler, ihsan etmenin talep ediyoruz ya Rabbi. Gizli açıkta işlediklerimizi sen bilirsin ya Rabbi. Bizleri affeyle, rahmet eyle, bağışla ya Rabbi. Bizleri güzellikler üzerinde daim eyle ya Rabbi. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.